Yani bununla ilgili iyi bir sonuç vereceğim yani. Değişiklik yapacağım. Yani saç çok yıpranık, yorulmuş bir saç. Renk karmaşası var zaten gördüğünüz gibi. Bununla ilgili güzel bir düzen verip, iyi de bir kesim yapıp... Ne düşünüyorsun? Yani düzenleri nasıl verip? Ne düşünüyorum? Ben marjinal bir kesim düşünüyorum. Ama ben kesmeyi düşünmüyorum asla. Kestiremem. Benim bugüne kadar en büyük korkum hani pişmanlığım saçların bu halde olması, kısa olması. Çünkü hani uzatana kadar zaten 2 senede çok az uzadı. Yok böyle söyleyeyim yani kesim derken öyle korkutucu bir kesim değil tabii ki. Ama ya benim bu kadar boy daha fazla olamaz yani. Daha fazla olamaz. Boyla ilgili fazla oynama yapmayız yani. Sadece bir saç hareketli kattığımız zaman her şeyden ziyade saçın uç kısımlarında yani buradan itibaren diyebilirim ki hayır, ölü hücreler mevcut. Bu ölü hücreleri toparlarsak istemiyorum öyle siz de bir mutlu şey. Olacaksınız. Ama zaten daha önce de uzun olduğu için kestirdikçe kırıklar da yukarı çıkıyor yanıklarda. Bir farkı olmuyor o yüzden istemiyorum. Ay şimdi Murat Bey'i de tanımadığım için hiçbir kuaföre güven olmaz. Çünkü güvenmediğim yani hani kendimi bıraktığım için bu halde. O yüzden kimseye artık güvenmiyorum. Yani kolayca bir şey de kabul edeceğimi sanmıyorum. Düşündüğün rengi bir güzel çıkar mı? Tabii ki. Düşündüğüm renk, şimdi dipler gördüğünüz gibi hani kızarık bir tonlama var. Hani kahve tonlarının yani bunları tamamen temizleyip daha bir kumralımsı bir tonlama yapmayı düşünüyorum. Ama evet. Şöyle bir şey, zaten hani ben başta da sarı istiyordum saçımı. Daha önce uzundu bayağı bir. Sarı yaptırdığım için hani yandı, dipleri turuncu oldu. O yüzden bu hale kadar geldi. Ama bir haftada 4 kere boyattım. Şimdi tekrar açma işlemi olamaz ama ben de koyu renkle istemiyorum. Bence Murat Bey'in işi çok zor. Çünkü hani bu kadar talihsizlik yaşadığım için kolay kolay kendimi kimseye teslim edeceğimi sanmıyorum. Neslihan Hanım'ın saçlarını nasıl şekillendireceğini merak eden rakiplerine neler yapacağını açıklıyor Murat Bey. Renkte bir silme yapacağım dip kısımlarda. Daha sonrasında silmeyi yaptıktan sonra kesimi yapacağım. Yani boya, silme ve boyama bittikten kesim sonra yok. Kesimi yapacağım. Kesimden sonra en son balayaj çalışmasını yapacağım. Yani sıralamayı da arkadaşlarımıza anlatıyorum ki hani silme boyama olduktan sonra hani bu mu? Hani boya değil. Kesimden sonra hani renklendirme işlemini tamamlayacağım. Rakiplerim seni çok doldurmuş galiba. Hayır, zaten bütün kuaförlere karşı doluyum. Neslihan Hanım, neden benim işimi zorlaştırmaya çalışıyorsunuz ki? Yani siz de mi bana rakipsiniz? Hazır mısın? Alacağım vallahi, alacağım. Beğenilecek gibi bir şey değil ki, bu ne ya? Sanki saçları çok düzgün de bir de yani bana kelime yapıyor yani. 4, 3, 2, 1. Şöyle bir şeyi ele almak istiyorum. Şimdi önce hanımefendiyi tanıyıp nasıl bir kişiliğe, nasıl bir karaktere sahip olduğunu, kendini ne kadar özgür hissettiğini, çalışma alanındaki otoriterliğini veya çok mu serbest çalışan bir bayan, bunları öğrenip kendi yaşam alanına, çalışma alanına uygun bir model tasarlasan daha doğru olmaz mı? Şimdi bununla ilgili... Mesela resmi bir kurumda çalışıp da çok resmi görünmek isteyen bir bayanı çok frapan bir hale getirmek bize açıkçası olumsuzluk katar. Tabii ki. Belki salonumuzdan güzel çıkar ama çalıştığı alanda mutsuz kılar. Aynen kendisi. Öyle gerçekten. Bunları hani kendi dilinden öğrenip kendisine daha uygun. Sonuçta hem çalışma alanına hem kendi şahsına uygun bir imaj yaratman, tarz yaratman daha olumlu, daha doğru olmaz mı? Tabii ki de. Zaten meslek gruplarına göre de saç tasarımları mevcut. Bayana baktığım zaman zaten genç bir bayan görüyorum. Yani büyük ihtimalle öğrencidir. Öğrenciyim hani, ama bu sene bitiyor zaten. Bu sene bitiyor. Tamam yani bu yapacağımız saçın ne sizin çevrenizde hani olumsuz bir etki yaratacak. Ama şöyle bir şey. Şu an zaten ben de hava yollarında staj yapıyorum. Hı-hı. Yani hani en kötü ne kadar olabilir? Şurayı mesela kazıdınız diyelim. Hı-hı. Öyle bir şeyle asla gidemem oraya. Yok çünkü... öyle bir şey olmayacak zaten. Yani ama kazıma değil. Sizin işte ben sizin hava yollarınızda... Yani renk de olmaz. Sonuçta şöyle bir şey. Hani benim uzundu hani hostesi olunca okulum bittikten sonra hani saçlarımın sürekli toplu olması gerekiyor. Ya da kısa saç kullanmanız gerekiyor. Kısa ama yani bu kadar veya daha fazla kısa olabilir. Şuralarda olamaz sonuçta. Buradaki evet. Saç toplanamaz. O yüzden uzun istiyorum. Yani birçok hostes müşterimize servis veriyoruz. Bununla ilgili ama uzun saçlarda topuz yani veya kısa saç olmasının gerektiğini biliyorum. Dün rakibim olarak Murat'ı görüyordum ama bugün bu fikrim değişti. Çünkü Eren gerçekten bilgi birikimi yüksek bir insan.
ve bunu anlatmayı çok iyi beceriyor. Belki bizim acemiliğimizden, yani bu ortam acemilikten aslında. Ben normalde böyle değilim. Yani gerçekten değilim. Onu rakip olarak görebilirim. Rakipleri Murat Bey'i sıkıştırmaya devam ediyor. Yani. Ne kadar kesmeyi düşünüyorsun? Yani kesim derken önce bir marjinal kelimesi çıktı. Marjinalden kastım yani mesela bir asimetri olacak kesinlikle. Yani tamam. Bir tarafta kısalık. Ne kadar mesela? Yani bir boy verebilir misin bize? Ve siz o verdiği boyu kabul ediyor musunuz? Evet. Onu bir konuşalım. Siz evet, ikna oldunuz mu şimdi? Yani olacak, yani kesime ikna oldunuz mu siz? Kestirmeyi düşünmüyorum asla gerçekten ama. Murat Bey. Biz bunu yani renklendirmeye başlarken hanımefendiye daha çok hani renklendirmeyle ilgili ben pozitif enerjiyi vereceğime inanıyorum. Yani ikna edemezsiniz bence. Yani Murat Bey saçıma kötü bir şey yaparsa yani hani istemediğim bir şey yaparsa çıkıp giderim yani buradan. Asla kalacağımı da sanmıyorum. Yani iyi bir şey yapmasını umut ediyorum. Ton olarak bir sorum yok size. Hı hı. Atılım olarak. Tamam, geçişini ton belirleyecek. Hı hı. Atılım olarak saçı daha doğal, yumuşak gösteren şey ne olacak senin yaptığın işlemde? Balyaj olacak. Hünerleri sergileme vakti. Bakalım Murat Bey aklındaki tasarımı modeline nasıl kabul ettirecek? Evet Murat Bey. Evet. Seni modelinle baş başa bırakalım. Evet. Ve süreni başlatalım. Süreni başlatalım. Evet arkadaşlar. Şunu unutmamanı diliyorum. Konuştuğumuz hepsi hafızamda. Kesinlikle. Her konuştuğunu önüne çıkartacağım. Tabii ki de. Başarılar. Sağ olun arkadaşlar. Başarılar. Görüşmek aynen üzere. 3 saat sonra görüşürüz inşallah. Aralarda ziyaret edeceğiz seni. Tabii ki bekliyorum. Geleceğiz. Şimdi Murat da muhakkak saça bir işlem yaparken saçın sağlığına göre eğer bir yıpranma varsa ona göre bir yol izleyecektir diye düşünüyorum. Saçın direnci ne durumda olacak? Onu ancak o işleme başladığı zaman ortaya çıkar. Ama ben saçı elledim baktığımda saçın başka bir işlemi kolay kolay kaldıramayacağını düşünüyorum. Esra Hanım, saçlarımızla ilgili tabii sizin düşüncenizde saç kestirmek yok ama evet. Bununla ilgili gerçekten hani imaj olarak size daha çok yakışacak bir model belirlemek istiyorum. Ama kaynak yapsanız mesela nasıl olabilir? Kaynak yapsalar havalara uçabilirim yani. Uzun saç seviyorum çünkü. Kısa bir saçı kaynakla çok daha böyle kullanışlı hale getirebilip aynı zamanda da o kaynağı bize topuz halinde sunarsa bir farklılık mesela yaratmış olur. Ben şurada buna çok katılmıyorum. Sağlıksız bir saç olduğunu söylüyoruz. Sağlıksız bir saçın arasında kaynak yaparak bence değişiklik sağlanmamalı. Şöyle evet, de sadece görsel olarak kandırmaca gibi bir şey olur. Yani sağlığa bence önem vermeli. Çok yıpranmış, açma işlemi görmüş bir saçı kaynak yaparak değiştireceğini düşünüyorsa bence bu yarışmanın en büyük hatasını yapar. Kaynak yapsak nasıl olur? Kaynak yapsak da güzel olur ama mesela böyle diyeyim ben. Şimdi saçlar yıpranık uç kısımları. Evet. Yani ileri vadeli de düşünelim. Hani sadece şu anlık bir karar vermeyelim bence. Biz işlemimize isterseniz başlayalım. Bu esnada yine sohbetimizi de devam ettirelim. Ama hangi renk yapacaksınız saçımı? Bununla ilgili ben size renkleri göstereceğim. Ona göre zaten şu an ilk önce bir silme işlemimizi yapacağız. Çünkü saçımı elime alıp gitmek istemiyorum sonuçta. Yani buna bir işlem daha uygularsanız açık bir renk. Yani yanar kesinlikle, zaten yanmış. Şimdi ben öncelikle böyle söyleyeyim. Neden 4 defa saçınızı bir hafta içerisinde boyattınız? Yani bunda bir depresyon mu yaşadınız? Hayır, tabii ki alakası yok. Ya saçlarım uzundu, sarıydı uçları. Hani yukarı tarafa doğru çıkarmaya çalışıyorum. Dibi de siyah yani gördüğünüz gibi zaten. Hani kumral yapmaya çalışıyordum. Turuncu oldu dibi. Tekrar boyatmak istedim. Komple sarı yaptım. Bu sefer bayağı bir yandı. Şuraları kadar kestirmek zorunda kaldım. Ondan sonra tekrar böyle arada kızıllıklar oldu. Tekrar boyatmak istedim. Yani sarı yapmaya çalışırken bu hale geldi. İşte burada da neyi görüyoruz? İşte benim kendime de daha çok güvenmemin sebebi ortaya çıkıyor. Bu kadar 4 işlemde yıpranan bir saçı ben tek bir işlemde hiçbir şekilde yıpratmayacağım. Güzel sağlıklı bir şekilde çıkaracağım. Hatta yıpranıkları da almış olacağız. Daha rahat kullanmış olmayacak mı yani tekrar? Niye yıpranma olacak gibi bir şey? Yıpranma olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Bu model bana gelmiş olsaydı öncelikle renk değişimi yapardım. Çünkü ten rengiyle saç rengi gerçekten çok uyumsuz. Ben size bir soru sormak istiyorum Esra'nın. Tabii ki. Sarı tonlarını seviyorum demiştin herhalde. Evet. Hatta onun için saçlara yapma derecesine gelmişsiniz. Neden sarı? Yani neden seviyorsunuz? Hani sevgiliniz mi seviyor, siz mi seviyorsunuz? Tabii ki hayır. Yani bu senenin moda rengi siz de biliyorsunuzdur. Yani gelen vardır öyle çok. Ne bileyim, hoşuma gittiği için. Hani genelde esmerler sarı renk ister.
Hani sarışınlar da siyah dönük isterler ya. Öyle bir şey. Ama sarının da tonları var. Mesela Esmer'e gidecek sarı tonları var. İşte onu yaptıramadığım için bir türlü. Çok şanslısınız. Şu an onu yapmış olacağız size. Ama şu an kullandığınızda açıcı değil mi? Evet. Aynı şey olacak yani, yıpranacak aynı tekrar şey saçın. Çünkü dediğim gibi bilinçli işlem artı malzeme farkı. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı çıkarmayacak bize. Herhangi bir yıpranma olmayacak. Uçlarını şu an için zaten bir silme yapmıyorum. Sadece diplerindeki çirkin görüntüyü almak için rengi siliyoruz. Aklında da tekrar aynı şey olmayacak peki? Aklında tekrar aynı şey olmayacak. İkinci boya zamanı gelmiş olacak. İkinci boyasını yaptırdığınız zaman herhangi bir sıkıntı olmayacak. Çünkü o zaman oturması... başka bir yere yaptırdığımızda yine kötü olacak sonuçta. Boya renklerini veririz. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani meslektaşımız yapar. Yani gelirsiniz, biz yardımcı oluruz. Sonuçta bu açıcıdır. Saçı açmak için yapılan bir işlemdir. Ve zaten yıpranık bir saçın üzerinde. Çünkü saçın bir yapısı var. Yani saç bir pul tabakasından oluşuyor. İçerisinde lif tabakası var. O pul tabakasını siz yıprattığınız zaman direkt lif tabakasını da yıpratmış oluyorsunuz. Ki burada evet elde bir saç elde edersin, bir renk elde edersiniz ama o zemin üzerinde ne yaptığınız renk kalır, ne kalıcılık sağlar orada. İki yıkama sonra oraya sürdüğünüz bütün renkler akar gider ve sizin elinize yine kirli, renksiz bir saç kalır. Daha önceki kuaför deneyimlerinden kötü anılara sahip olan Neslihan Hanım başına neler geleceğini bilmek istiyor. Peki yani tam olarak ne olacak? Çünkü hani annem izin verdi ama nasıl olduğunu da bilmiyor. Ne olabilir? Saçımın rengi nasıl olabilir? Yani siz şu an rahatsınız da ben o kadar rahat değilim bu koltukta, emin olun. Şimdi birkaç aşama sonra zaten o rahatlığı size vereceğim. Yani şu an rahat olmadığınızın farkındayım. Ama bununla ilgili gerçekten... ne kadar kelimelerle de anlatsam siz rahat olmayacaksınız. Onun için ben bir an önce işime başladım ki hani sizi rahatlatacak görüntüyü sağlayayım. O şekilde. Gerçekten yani eve giremeyecek durumda kalacağım herhalde. Eve almaz annem artık beni. Öyle olmayacak. Gayet dediğim gibi annenizin... Gerçekten güvenmek istiyorum size. Güvenebilirsin ya. Hala güvenmiyor musun? Öyle bir hata mı yapıyorsun ya? Ama hangi yani gittiğim bütün kuaförlerde hani o güveni vermeye çalışıyorlar. Güvenmek istiyorsun ama karşılaştığın sonuç en sonunda yok yani. Şimdi... meslektaşlarımız adına herhangi bir şey söylemek istemiyorum. Herkesin kendine yakışır bir imzası vardır. Ben de kendime yakışır imza atacağımı düşünüyorum. Bu konuda sonuçta milyonların karşısında bu iddiada bulunuyorsam herhalde bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Yaşarsak da bu... kazanmak için en güzelini yapmanız gerekiyor bence. Evet, zaten kazanmak için buradayım. Peki anneniz 4 kez saçınızı boyatmanıza nasıl izin verdi? Çok merak ettim. Ya hep anneme yalan söylüyordum aslında. Sürekli annem, arkadaşlarımla boyuyordum, evde boyuyordum, burada boyuyordum. Yani hani arada fazla fark olmuyordu. Sürekli farklı şeyler söylüyordum. Ama şu an bunları duyarsa düşünemiyorum. İşin sohbet kısmını daha sonraya bıraksa da Murat Bey aklına takılan soruyu sormadan duramıyor. Neslihan'cığım, böyle kısa bir soru sormak istiyorum. Tabii dediğim ki. Dediğim gibi işimi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum ama... rakiplerim seni çok doldurmuş galiba. Hayır, zaten bütün kuaförlere karşı doluyum. Bütün kuaförlere karşı? Evet. Neyse, o zaman ben bütün kuaförlere karşı doluluğunu, yani daha doğrusu negatifliğini pozitife çevireceğim. Bundan sonra meslektaşlarıma karşı o bakışı ortadan kaldırmış olacağım. Eğer kötü bir sonuç olursa asla kuaföre gitmeyi düşünmüyorum daha aslında. Kötü bir sonuç olmayacak. O konuda rahat olabilirsin. Tabii her kuaförün farklı bir stili var, tarzı var. Yani bu benim çalışma sistemim içerisinde olan bir şey. Rahatlatmak, negatif enerjiyi pozitife çevirmek. Çünkü gerçekten negatif olunca... Gerçekten de çok rahat gözüküyorsunuz. Evet, rahatım yani. Çünkü yapacağım işlemden eminim. Rahat bir şekilde işlemimi yapıyorum. Yani sonucu bilerek yapıyorum, öyle diyeyim. Murat Bey verdiği güvenle Neslihan Hanım'ı rahatlatmaya çalışırken rakipleri arasında da işler kızışmaya başlıyor. Benim dikkatimi çekti arkadaşım. Biraz önce şöyle bir cümle kullandım. Ben kuaför gözüyle bakıyorum diyorsunuz. Yalnız ben sizin yanınızda şu an ne olarak görünüyorum? Ben kuaför değil miyim? Tabii ki. Muhakkak kuaförsünüz ama kuaförsünüz yanında. Ama kuaförsünüz. Onun için bu yarışmada bulunuyorsunuz zaten. Kuaför olduğunuz için bizimle berabersiniz burada. Peki, benim mesela fikrimi burada, neden burada, yadırgıyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum ben açıkçası, evet. Burada. Kuaförlüğün yanında bence önce bir kadın olarak, yani psikolojik olarak burada konuştuğumuz konuya bir değinirsek, sizin kuaförlüğünüzle de kuaför olmayışınızı tartışmadık biz. Burada sadece şunu söyledim.
Siz önce dediniz de bizim için, çünkü sen söyledin bunu, ben akabinde bunu söyledim. Biz kadınlar dedim. Evet. Biz kuaförler demedim. Sen o modelin yerine koyup kendini konuştun. Fönsüz dışarı çıkabilecek miyim peki? Yani şu an çünkü hiçbir şekilde çıkamıyorum. Her gün fön çektiriyorum. Bu da zamanım olmuyor. Ayrıyetten hani harcadığım paranın da haddi hesabı yok gerçekten de. Şimdi Nesli Hanım, ben böyle söyleyeyim. Şimdi kesimde en önemli olan özelliklerden birisi, iyi bir kesim fönsüzde kullanılabilir. Ama yanık saç kullanılabilir mi? Hayır. Yanıkla ilgili zaten yani dediğim gibi saçınızda herhangi bir şu an yani ama çok daha büyük bir etki edecek bir işlem yapmıyorum. Sadece diplerine silme yapıyorum. Uçlarına da hafif bir renklendirme yapacağım. Yani yoracak bir renklendirme yapmayacağım. Nesan Hanım, neden benim işimi zorlaştırmaya çalışıyorsunuz ki? Yani şu saçı şu duruma getirene kadar düşünmediniz, şimdi mi düşünüyorsunuz? Yani siz de mi bana rakipsiniz? Hayır, asla. O zaman bence işimi fazla zorlaştırmayın. İşimi yapayım. Sonuçta yani eğer memnun olmazsanız istediğiniz gibi eleştirinizi yapabilir, istediğiniz sözü söyleyebilirsiniz yani. Bununla ilgili bir sıkıntı olmayacak yani. Neden böyle düşünüyorsunuz benim hakkımda, hani rakip misiniz derken? Saçı dediğim gibi o kadar işlem görmüş. Acaba kuaförlere bu kadar soru sordunuz mu yani? Şimdi kalkmış. Hepsinden kavga ederek çıkıyordum. Benimle kavga etmeden çıkmayacağınızı söylüyorum. İki saattir yani bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Bu işlemi hızlı yapmam gerektiğini söylüyorum. Siz benim işimi zorlaştırıyorsunuz yani. Ama hani sormam gerekiyor tabii ki. Sordunuz, ben cevapladım zaten. Yani bununla ilgili daha ne kadar bir cevap bekliyorsunuz ki? Ve şu anda zaten işlemimi yaptım yani, sormanız da bir şey değiştirmeyecek. Ama kötü olursa kalkıp giderim yani buradan. Pardon, ne dediniz? Kalkıp gideceğim buradan. Hiçbir yere gidemezsiniz. Nedenmiş o? Ben burada sonuçta yani Türkiye'nin karşısında bu işlemi yapıyorum, kalkıp gideceğim diyorsunuz. Evet. Öyle bir şey şu yok. Şu an kalkıp gidebilirim. Gidemezsiniz. Gerçekten gidebilirim. Böyle kalkıp giderseniz saçlarınız gerçekten yanar. Hiç sorun değil. Gerçekten Neslihan Hanım bir ara beni çok sıktı. Yani düşündüm acaba bu işin içinden çıkabileceğim mi? Çünkü karşıdaki kişinin negatif enerjisi ve hareketleri, tavırları ister istemez yani hızımı da kesiyordu. Zaten normalin dışında bir şey yaptığımı düşünüyorum. Neslihan'ın da olumsuz tavırlarından dolayı bir ara tamamlayamayacağımı düşündüm, açığını söylemek gerekirse. Yıkıyor muyuz şimdi? Evet, şimdi yıkamaya alıyoruz. Arka tarafları yıkıyoruz. Bir ön 3-5 dakika daha bekleyecek, sonra önleri yıkayacağız. Çünkü önleri daha sonradan uygulama yaptık. Evet, yıkama setini alalım size. Evet, yıkamamız bitti. Şimdi seri bir şekilde kurutacağız saçımızı. Hemen boya işlemimizi başlatacağız. Hazır mısın? Alacağım valla. Beğenilecek gibi bir şey değil ki, bu ne ya? Sanki saçları çok düzgün de bir de yani bana kelime yapıyor yani. 4, 3, 2, 1. Hazır mısın? Ağlamak yok. Niye ağlayacaksın? Açın, tamam. Hazırsan bekliyorum. Hazırsan açıyorum. Tabii korkabilirsin ama aslında rengimiz bu değil. Tabii ki aslında rengimiz bu değil. Hemen boyayın. Gerçekten kaç yaş büyük gösteriyorum. Renk bu renk olmayacak. Dipler daha koyu olacak. Uçlarda ufaktan bir baylaş hareketi. Dip dediniz komple açılmış bu. Hayır, diplerini sildik. Kirli olan yerleri sildik. Ne kirliymiş ama. Çok kirliymiş. Yani temizledik. Şimdi pişman olmayacağın, bundan sonra hep isteyeceğin renklendirmeyi yapacağız. Hemen boyayayım ama. Hemen kurutuyoruz ve başlıyoruz. Bir an önce sonuca ulaşsa iyi olacak. Modeli Neslihan Hanım'ın gerginlik katsayısı giderek artıyor. Neslime dediğiniz bu mu?
Nasıl? Silme bu. Sildik rengi. Şimdi yeniden. Bayağı bir silmişsin. Bayağı sildik evet. Tamam da saçım sertleşmiş ya bildiğin. Şu an ama herhangi bir işlem yok yani. Sadece şampuan yaptık ve bıraktık yani. Üstümde uçuşuyor resmen ya. Bakar mısın? Kopmuş tamam, hep. Saçınızda zaten normal bir yıpranma var. Bu yani daha, haricinde, daha kötü şu. Haricinde herhangi bir sıkıntı yok. Sonuçta göreceksiniz. Beğenilecek gibi bir şey değil ki. Bu ne ya? Bu nedir ya? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Rezil oldum. Gerçekten bütün herkese rezil oldum şu an. Sanki saçları çok üzgün de bir de yani bana kelime yapıyor yani. Ne kadar kalacak peki saçımda? Ortalama 30 dakika falan kalacak. 30 dakika mı? Kontrol için saat doldu gelecekler. Tabii nasıl yorumlar yapılacak çok merak ediyorum. Daha şu an çünkü işlem bitmedi. Devam ediyor. Bununla ilgili de çok enteresan yorumlar bekliyorum arkadaşlardan. Yani 3 saate saçınızı silmiş, boyamış, kesmiş, şekillendirmiş, makyajınızın bitmiş ve kalıcı makyajın yapılmış olması lazım. Bu da çok büyük bir hız isteyen bir durum. Bunun için elimden geldiği kadarıyla çaba harcıyorum Neslihan Hanım. Çünkü sizi çok farklı çıkarmak istiyorum. Tabii Neslihan Hanım yani burada kamera karşısında bile bana karşı bu kadar olumsuz tavırlarda bulundu. Daha önce işlem yaptırdığı meslektaşlarıma da yüksek ihtimalle bu tarz karışmalarda bulunmuştur. Hani bu tarz tavırlarda bulunmuştur. Ama tabii ben kendime güvenim ve enerjimden kaynaklandığını düşünüyorum. İyi bir şekilde yönlendirdim, rahatlattım, hiçbir şekilde gardımı düşürmedim. Ve inançlı bir şekilde enerjimi ona vermeye devam ettim. Evet, boyamız bitti. Bekleyecek miyiz peki? Evet, şimdi beklemeye geçiyoruz. Ondan sonra yıkayıp kesime başlayacağız. Murat Bey modelini şekillendirirken bir yandan da rakiplerinden nasıl eleştiriler geleceğini de tahmin etmeye çalışıyor. Şaşıracaklar tabii ama yorum yapmak için yorum yapacaklar. Ben buna inanıyorum. Yani yoruma çok açım. Neden bu kumralda biraz dorelik var vesaire denilecek. Kumralda da dorelik olur yani. Sadece şimdi beklemedeyiz. Saçımız yıkansın. En bomba olay kesimden sonra ortaya çıkacak. Kesimizi yaptığımız zaman sadece arkadaşların böyle meraklı eleştirilerini ben de merakla bekliyorum yani. Şimdi boyamız bitti. Hemen güzel bir şekilde kesimizi yapacağız. Öldürmeyecek. Rahat olabilirsin. Diyecek ki benim kızım gül çiçek gibi açmış da gelmiş yani. Zaten öyleydim. Yok güzelliğinize bile. Saçları kesilen Neslihan Hanım doğrusu pek de mutlu gözükmüyor. Ama şu an kötü gidiyor gibi. Tabii şimdi renkle de böyle bütünlüğümüzü sağladığımız zaman. Şimdi göz de alışıyor. Zaten çok bir saç kesmedik bak. Yani diğer taraftan sadece kısaltma yaptık ve arka kısımlardan kısaltma yaptık. Buraya neredeyse hiç dokunmadık diyebilirim. Kolay gelsin. Merhabalar, merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin Murat Bey. Merhabalar. Ben renkten önce bir yorum yapmak istiyorum. Biraz mutsuz gibisiniz. Evet, arkadaşımız mutsuz görünüyor. Biz öyle bir ifadeniz var yani, mutsuz duruyorsunuz. Ya o değil de. Kesimden mi, renkten mi? Yok, renkle alakalı bir sorun yok da hani çok kısa istemiyordum. Kısa istemiyordunuz. Zorla mı kesin Murat Bey seçildi? Tabii ki hayır. Yani zorla kim kesebilir ki? Çünkü biz sizi ilk karşıladığımızda, ilk tanıştığımızda evet. Çok böyle sevecen, çok daha böyle pozitif enerjisi olan bir bayandınız. Şu anda enerjinin tamamen düşmüş, yerine böyle daha mutsuz, daha böyle isteklerinin dışına alınmış bir görüntü bırakmış. Ve dolayısıyla bu bize bu soruları sorduruyor. Şimdi kesim, yani benim uzmanlık alanım kesim. Ve bunun bir tekniği ve bir açısı var. Modele baktığınız zaman bir model görüyorsunuz ama ezbere kesilmiş gibi duruyor. Eleştirilerle ilgili birkaç arkadaşımız haricinde çok samimi tavırlar görmedim. Şenol arkadaşımız benim dün ona karşı yaptığım yorumun sanki kini varmış gibisinden.
Çok enteresan. Yani hiç beklemediğim bir yorum yaptı. Ben pek bir değişim görmedim dedi. Kısa olacağını zaten söyledi. Yapacağını tamam, söyledi. Asimetri kesimde bir tarafın diğerine nazaran çok daha kısa olacağını söyledi. Da söylemiştir. Ama o benim kişiliğimden kaynaklanıyor herhalde ilk kesiminde. Şimdi benim size sormak falan istediğim soru şu. Siz Murat Bey'e tamam bu kesimi yapın onayını verdiniz mi vermediniz mi? Yok, izin verdim zaten kesmesi. İzin verdiniz tamam, peki. Mutsuz yani olmanıza gerek yok o zaman. Yok tabii. Mutsuz zaman değiliz. Tamamını tamam görmediğinden zannedersen. Tamam, 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 okay. Verdiğimiz zaman hanımefendi peki, daha iyi. Murat Bey, Murat Bey. Neyle kestiniz saçı? Makas, ustura. Ustura. Peki yani bana göre bu kadar yıpranmış bir saçı usturayla keserek iyice yıpratmış olmadınız mı? Hayır, sonrasında yani usturanın böyle bir şey var. Usturanın böyle bir şey var. Yani çünkü saç ciddi bir derecede işlem görmüş, açılmış, üstüne boyanmış. Sanırım siz bugün bu saçı açtınız. Evet. Ekrana boyadınız. Hayır, diplerine sadece silme yaptık. Evet evet, o açma işlemi yani evet. Sonra silme işlemi. Yani uçlarına herhangi boyadınız bir işlem yapmadık. Ve ustura kullandınız, evet. Öyle söylüyorsunuz. Son kişiselleştirmemiz var. Bildiğiniz üzere evet. Kişiselleştirmede kuru ama saç yapılır. Ama usturanın bence bu saçı daha da yıprattığını düşünüyorum ben. Ben öyle düşünmüyorum. Yani kişiselleştirmeyle zaten saçları yeniden toparlanacak. Yani biz kuaförüz yani usturanın hangi amaçla kullandığımızı hepimiz biliyoruz şekli, yani. Şekli kalıbı oluşturmak için yani sonuçta asimetri. Peki bu asimetri yaptım. Verirken tarama açısı ve tarama yönü kullandınız mı yoksa ezbere mi yaptınız? Yok. Bir açı kullandınız mı? Sonuçta saç açılarını saç açısıyla kesin. Evet. Yani her seferinde yani o teknik kullanarak mı kesiniz olmasa, yani? Tabii ki evet. Uygulanan bir teknik. Bunda evet, herhangi bir açı uygulaması bir yapmadım. Kopukluk var gibi yani böyle gelip birden tabii, böyle. Saçı böyle tuttuğumuz zaman kurulduğu zaman. Geliyor. Bakın. Evet. Ben sadece bir orantı kontrolü yapmak istiyorum. Tabii ki. Müsaadeniz vardır umarım. Sizce bu saçta orantı var mı? Öndeki saçı alırsanız orantı olmaz zaten. Şöyle ayırayım o zaman. Yani yön olarak özür dilerim. Bir şey göstereyim. Şimdi neden buradan ayırdım? Tepe noktası kılavuzudur saçın. Asimetri bir kesim. Kısadan uzuna doğru genişleyen yani bir kesim. Birbirinden kopmaması evet. Gerekiyor. Yani kısa uzundan giderken bile birbirinden ayrılmadan devam etmesi gerekiyor. Şimdi mesela buraya baktığım zaman bu saçın burayla bağdaşmış bir noktası var. Kısalık değerleri aynı. Hani biraz daha meyilli de gidebilirdi. Amaç olarak kaldırdığınız pozisyon zaten doğru pozisyon değil ki. Bakın aynı şekilde ayırırım ya da siz ayırın tamam. Ben tarayayım. Ben böyle söyleyeyim hayır. Tamam. Siz ayırın ben tarayayım değil. Şimdi açı olarak eğer saçın yönünü sonuçta belirlemek istiyorsanız bence siz bunun analizini böyle yapmalısınız. Hani saçın yönüne bu şekilde bakarak eğer bununla ilgili açıyla ilgili bir terslik varsa bu şekilde kontrol edilir. Ama siz saçı ama çapraz olarak alıp bu şekilde kaldırırsanız. Siz bu saçı. Tamam. Bakın. Yani önden alınan bir parça saçla arkadakini birleştirirseniz tabii ki de farklı olur yani. Önden alınan bir parçayı tabii ki sizin önünüze yani kamufle etmek amaçlı veya sizi aldanışa düşürmek amaçlı yapılan bir oyun değil bu. Hı hı. Sadece açılardan bahsediyorsunuz. Ben de sizin açılarınızdan. Yani emin olun ben şu anda kontrol ediyorum. Ben bunda eksik görmedim henüz. Gördüğüm zaman size eksiklerinizi tanıtacağım. Eksik olmayan bir şey de size eksikmiş gibi zaten söylemek bana yakışmaz. Mesela buranın alt kısmındaki saçlar daha kısa. Tabii ki öne doğru uzama meyli olacak. Sence bu kadar uzunluk farkıyla, bu kadar kısalık farkı aralarında bir geçiş istemez miydi? Şimdi biraz önce ben söyledim ama belki de söylediğim lafı kaçırdınız. Bu saç kesimi kişiselleştirmeyle tamamlanacak. Kişiselleştirme de tamamen saçın son düşüşünü yaratacak yani. Şimdi ondan kuru bir kesim tamam, yapacağız. Tamam, kuru kesim yapacağız. Şimdilik o zaman yorumu tamamlamıyorum. Tamam, evet. Kesim bittikten sonra, balyaj bittikten sonra. Ondan evet, sonra çünkü tamam. Şu anda noktayı o zaman belirleyeceğim o zaman. Ama bu arada biz kuaför olarak nelere dikkat ederiz? Bu da bir kriter. Evet, saçın sağlığı önemli. Açılmış bir saçı bir daha açar mısınız? Mesela bizim salonumuza böyle bir işlem gelmiş olsa ben inanıyorum, yani ben kendim onu tekrar açma işlemine sokmam. Bugün sırf bir değişim yaratabilmek için bunu göz ardı etmek benim için de puanın kırılmasına neden olur. Beklediğim gibi bana göre gayet saçma sapan eleştiriler oldu. Çünkü yani yıpranmış bir saçı ben burada açma ve boyama işlemi yapıyorum ve kesim işlemi yapıyorum. İyileştirme gibi bir şansım yok. Ve bununla ilgili de en aza indirgenebilecek şekilde yani yıpratmadan saçımın renk değişimini yaptım. Kızıllıkları aldım. Gayet güzel bir kumral oluşturduk. Yani ekranlarda da görüldüğü gibi saçla herhangi bir problem yok. Murat saçı açmış.
açma işlemi yapmış, yıpranık olan bir saça. Tekrar üzerine bir daha boyamış ve kesmiş. Bana göre saçı olduğundan daha çok yıpratmış. Kesim olarak da şu anda pek bir şey anlayamadım. Çok ezbere kesilmiş gibi geldi bana. Hani genel baktığında bir modeli varmış gibi duruyor ama ezbere kesilmiş gibi geldi. Ve mankenin de mutsuz olduğunu gördüm açıkçası. Yani öyle bir model istemediğini, yani istemediğini hissettim. Ama bir şekilde kesmiş. Ama bana göre olmamış yani. Ben tatmin olmadım yani. Siz de dün keserim diyordunuz ama siz de kesemediniz. Şimdi dün bana gelen saç hanımefendinin belindeydi. Ve ben ve böyle kısacık, yıpranmış bir saç kısacık değildi. Kısacık küt bir saç kestim ona. Daha ne yapabilirdim? Yani ben yine söylüyorum. Zorla da olsam kestim. Ve söylediğimi yaptım. Ben olsam burada da madem o enseyi o kadar kısaltabilmişsin, o kadar müsaade etmiş sana ya da o kadar kendini atmışsın ön plana. O yandaki yoğunluğu, bana aşırı yoğunluk geldi yanda. Onun biraz daha yine ama uzun bırakırdım, daha az bırakırdım. Biraz daha kısa keserdim. Bana göre başta bir kelime kullandım marjinal diye, çok marjinal bir kesim yapacağım. Bu tam marjinal olmadı. Çok marjinalin hiç yanından geçmiyor. Ama sadece asimetri bir kesim olmuş. O kadar. Marjinallik mesleği gereği kullanamayacağı bir saç olduğu için onu yumuşatmaya çalışmış. Hayır, siz beğendiğinizi ifade ediyorsunuz ben burada. Ben beğendim arkadaşımın tespiti. Tamam, sizin yorumunuz için. O konudaysa arkadaşlar bir yorum yapsın. Dün Şenol Bey de çok attı tuttu ama yani gördük yapılanı. Ben de günüm geldiğinde, yani beni şu an şey görüyorlar, zayıf olarak görüyorlar belki ama ben günüm geldiği zaman onlara ne olduğunu göstereceğim tabii ki. Evet, zor bir saç getirdik. Hani ortada çirkin bir görüntü var mı? Yok ama benim de düşüncelerim arasında yanlış giden bir, yanlış yapılan bir işlem var. Hani saçı öncelikle kusturmak, arkasından tekrar koyulaştırıp tekrar akabinde uçlarına balyaj atmak, yorgun bir saç için yıpratıcı bir durum. Olduğundan fazla yıpranmış mıydı? Hayır diyeceğim. Belki kesildiği ama, için ama devamında da şunu söyleyeceğim. Belki uçları kesildi, yıpranan kısımları da gitmiş olabilir. Kesim çirkin değildi. Ama renk olarak muhteşem miydi? Renk olarak şunu söyleyeceğim. Ben sıcak tonlar severim. Renk bana soğuk geldi. Ve bu sıcak tonlar yapılsaydı eğer o saça zaten açmak gibi bir işlem gerekmeyecekti çünkü bir ton, bir buçuk ton koyulaştırmakla o saç elde edilirdi. Saçına balyaj atılırken bakın kim arıyor Neslihan Hanım'ı. Alo. Efendim anne. Yok, devam ediyor hala. Az kaldı. Sen beğendin mi içini? Yani hani çok kötü de denilemez. İyi oldu sayılır. Yani beğendim. Evet. Ya açma yapmadılar zaten. Hani dibindeki kızıllığı aldılar, tekrar boyadılar ama açma gibi bir şey yok. Yıpranmadı fazla. Bak bir daha boya sürdürmüyorsun değil mi oraya? Hayır, hayır anne, boyatmıyorum. Bak ondan sonra açarsın yine yanarsak. Hayır anne, merak etme. Fotoğrafını da zaten gönderelim sana. Bir şey yok. Ama içeride bir şey beni üzdü. Eren arkadaşımızın yaptığı bir davranış. Yani benim tezgahımda şahsen böyle bir durum olmuş olsaydı, yarışmada ya da dışarıda, ben bunu saygısızlık olarak algılarım. Bence yanlış bir hareketti. Hangi hareketi? Benim tezgahımdaki bir müşteriye gelip saçlarını kaldırıp kontrol etmek. Evet. Bu benim gözümde kesinlikle bir saygısız harekettir, saygısızlıktır diye düşünüyorum. Kesinlikle, bence de. Bu arada bunu telaffuz ederken saygısızlık yapmak yok, adına söylemiyorum. Ama bu çünkü benim için çok yanlış bir tamamen. Şey. Benim de fikrim arkadaşımla ayrı. Eminim size olsa yani, siz de bunu böyle düşünecektiniz. Yapmamanız gerekirdi. Çünkü oradaki arkadaşımızın heyecanı vardı. Yani onu ayrıyetten siz yükseltmiş oldunuz o hareketi. Şimdi benim oradaki görevim eleştirmek. Sizin olduğu gibi. Evet. Ben açıkçası siz böyle düşünüyorsanız sizin yorumlarınızı samimiyetsiz bulurum. Eren benim modelimin saçını o şekilde gelip tutsa ben sinirlenirim, tepkimi de gösteririm yani. Biz burada eğitime gelmedik, biz burada sınava tabi değiliz. Bunu yapmaya hakkınız yok. Çok ustaysanız eğer derim, gördüğünüzü söylersiniz. Ve diğer arkadaşlarda da göz var. Onlar da buraya usta, profesyonel geldiler. Onu da görürsünüz.
bunu derim yani ona. Fikir sahibi olmadığım bir konu hakkında yorum yapamam. Ben o saça bakmadan bu saçta hata var diyemem. Düz bakamam diyorsun ben. Bakamam yani, ben onu görmem lazım. Benim görmediğim bir konu hakkında siz bana yorum yaptıramazsınız. Ama dışarıdan göremeyecek ben, kadar bakın, usta değil misiniz o zaman? Saçı küçük küçük el hareketleriyle tespit edemez misiniz siz? Benim konuşma tarzım ve yorumlarımdaki keskinliğim belki onların üzerinde açıkçası böyle bir baskınlık yaratmış olabilir. Bu baskınlığı nasıl çözebilirler? Benim üstüme oynayarak çözebilirler. Öyle düşünüyorum. Veya benim beyaz gördüğümü siyah görerek bunu eleştirebilirler diye düşünüyorum. Ortaya çıkan görüş ayrılıkları rakip kuaförlerimizi karşı karşıya getirdi. Bu durum Murat Bey'i ne kadar etkileyecek hep birlikte göreceğiz. Şu an merakla bekliyorum hani yıkanmasını, en sonda ne çıkacağını. Bayağı bir hani işlem gördü şu anda saçım ama umarım yıpranmamıştır. Hani eskisinden daha iyi olmuştur. Tamamdır rengimiz. Şimdi yıkama setini alıyoruz. Güzel bir Romlex geçiyoruz. Ve renk olayımızı tamamlamış oluyoruz. Siz alayım böyle. Son aşamaya geçen Neslihan Hanım artık daha pozitif düşünmeye başlıyor. İnşallah güzel bir şey olacağını umuyorum. Yani Murat Bey de iyi şeyler söylüyor, o yüzden güzel bir şey olur herhalde. En çok hani annemden sonra arkadaşlarımın beğenmesini isterim. Çünkü hani onlar da artık saçına uğraşma, oynama dediler. Bu da onlara sürpriz olacak sanırım. Az bir zamanımız. Bazılarımız bildiği kadarıyla yorumluyor. Bazılarımız bildiğini sandığı kadarıyla yorumluyor. Bence gerçek bu kadarı. Arkadaşlar gidip bence kontrol edelim. Bence bakalım. Kontrol edelim. Evet, bak geldi zannedersem. Rakip kuaförlerimiz Murat Bey'in ortaya çıkardığı saç tasarımını görmek üzere salona geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Aynısın. Evet. Aynısın. Bitti herhalde Murat Bey. Bitti. Murat Bey bitti herhalde. Spreyini de sıkmışsınız. Şimdi bana göre demin de bakmıştık. Renkte çok büyük bir değişiklik yok açıkçası. Ben daha sarı bekliyordum uçlarını. Daha fazla balyaj olacak diye bekliyordum. Aşağı yukarı geldiğimizdeki renkle neredeyse hemen hemen aynı. Çok ufak nüanslar var değişiklik olarak. Açıkçası şuradan bıraktığım bu uzunluğa daha fazla bir sarı bekliyordum ben. Yani kesim ortaya çıkarması için. Oradaki bir hayal kırıklığı var bende. Orada daha sarı bekliyordum. Evet, tarama olarak da çok biraz kalıp gibi olmuş. Fazla sprey var. Daha oynayan, daha hareketli bir saç olarak kalabilirdi. Biraz demoda geldi bana açıkçası. Bir de saçı yüzünde tarayarak, yani yüzünü kapatmışsın. O da olmamış. Siz kaç yaşında bir bayandınız? 19 yaşında. Şimdi ben 19 yaşında bir bayana baktığım zaman daha böyle yaşını temsil eden bir görüntü görmek isterim. Şu anda saça bakıyorum. Biraz kalıp ve kadınsı bir görüntü söz konusu. Hem model gereği hem de rengin tonu ile ilgili bir durum. Somut bir renk ortaya çıkmış benim fikrimce. Bu somut renkte saçın yıpranmışlık değerinin de tabii ki faktörü var. Canlılığını yansıtamıyor. Yüzünün tamamen kapalı olması aslında hem genç bir yüzün hem de hani böyle yüzü gözü uyumlu bir bayanın açıkçası tam tersi yüzünün açılıp kamufle edilmesi gereken bir durumun olmadığını temsil edilmesi gerekirdi. Benim fikrimce bu saçın en büyük eksisi kalıp şeklinde şekillendirilmesi. Senin yerinde olsam daha çok böyle genç işi, aralardan saçlar çıkan, buralardan böyle farklı nüanslar yansıtan bir görüntüyü ele almak olurdu. Benim fikrim bu yönde. Biraz kadınsı bir görüntü ortaya çıkmış, daha kalıp bir görüntü ortaya çıkmış. Bence bu güzel kızımıza yazık etti. İki tane iyi olabileceğine inandığım kişi benden açıkçası geçersiz sayılabilecek notlar aldılar. Dolayısıyla şu anda kendimi daha rahat hissediyorum. Açıkçası gelebilecek en zor saçı bile onların üstüne çıkarabileceğime inanıyorum. Çünkü beklentilerimin altında kalmaları bana ekstra bir özgüven getirdi. Müsaadenizle. Öncelikle emeğine sağlık Murat'cığım. Ben olsaydım yani sanırım bir kusturma işlemi yaptık. Evet. Tekrarında boyadık ve balyaj attık. Hı hı. Doğru mu? Evet. Hani sanki kusturma işlemi yapmadan da
bu işlem olmaz. Bu işlem olabilirdi diye düşünüyorum. Şu şekilde, renk olarak evet bu kadar açık bir rengin üzerine olmayabilirdi belki ama belki de o benim tarzım. Hani biraz daha böyle sıcak tonlar, daha kahverengi bir zemin oluşturulabilirdi. Bunun için de açma işlemi olmayabilirdi diye düşünüyorum. Akabinde o sıcak tonun içerisinde de yine böyle sıcak karamel tonlarıyla renklendirilebilirdi bu saç. Ben kesimini beğendim. Sadece aynı şeyi söyleyeceğiz belki ama saçın duruşu. Hani çok modern bir saç, asimetrik bir kesim. Benim de tarzım olan ki size de yakışmış. Fakat hani böyle biraz daha böyle rahat bir saç, böyle şıkır şıkır bir saç olabilirdi. Yani kesim güzel, tamam. Gerçekten güzel. Renklendirme de yani zemini bu kadar yaptın ama uçlarda daha güzel bir hareketlenme. Yani biraz daha heyecan katıp hareketlendirseydin bence daha güzel olacaktı. Yani şunlar sanki balyaj gibi durmuyor da röfle paketi gibi durmuş. Ama röfle paketi gibi derken? Yani röfleye paket yani balyaj tarzı atılmamış, ince ince atılmış. Eskiden yaparlardı bunu. Hayır, krepe tarzı bir çalışma. Yok, ben de aynı fikirde değilim sizinle çünkü hayır, krepe tarzı. Bana öyle geldi. Özgür bir çalışma sistemi demek. Ne renginin tonu önemlidir, ne atılım şekli önemlidir. Kim yere kalın kalın bana öyleymiş gibi geldi. Röfleymiş gibi geldi yani. Balyajın birçok çeşidi var yani. Evet. Balyaj özgür bir çalışma. Ama yani gene ellerine sağlık. Elindeki bunun saç gerçekten... Bunun genel ismi balyaj zaten yani bir hayır, şekli tabii. Yok bunun yani. Tabii tabii elindeki saç çok sağlıklı bir saç değildi. Ona rağmen saçı yıpratmamışsın. 4, 3, 2, 1. Mantıklı bir eleştiri almayacağımı biliyordum. Bunu çok çok iyi anladım. Bununla ilgili görüldüğü üzere... Yani saçın yıpranmasını da göz önünde bulundurarak yaptığım silme işlemi kesinlikle hanımefendinin saçını en az seviyede yıpratacak bir işlemdi. Ve kesim uygulamasında da hem arkadaşımızın kullanacağı tarzda hiçbir sıkıntı yaratmayacak. Kurutma şekliyle biraz önce kurutma şeklinde yaptığımız... Kostüm aracında bekliyor olacağız. Okay. Bir an önce perde açılsın modelimi görün istiyorum. Bildiğiniz gibi ikinci gündeyiz. Murat Bey'in performansı kaldığı yerden devam ediyor. Saç ve makyajı bitirdi. Yanımda gördüğünüz kostüm aracında giysi seçimini yapıyor. Birazdan yanımıza gelecek ama öncesinde Gül özellikle sana sormak istiyorum. Bir kadın kuaförü olarak bugünkü performansı nasıl değerlendirirsin? Kadın gözü olarak ayrıca. Benim gözüme hitap etti. Önemli olan modelimizin ruhuna hitap etmiş mi? Onu görmek istiyorum ben. Yani 19 yaşında bir kız var karşımızda. Evet. Ve sence giysi seçimi ve saç makyajıyla nasıl bir Neslihan çıkacak karşımıza? Çok güzel bir şey umuyorum. Yapmıştır yani eminim. Çünkü Murat arkadaşımız çok heyecanlı, çok böyle enerjik renkleri seven bir çocuk. Eminim güzel bir şey çıkartmıştır. Ben saçta zaman, da memnundum. O zaman yani, Murat'a karşı yorumların gayet pozitif. Evet, pozitif. Kadarıyla. Eren, sende de biraz sinsi bakışları hissediyorum. Senin beklentini alalım Murat'la ilgili son olarak. Yani 19 yaşında bir bayanı yaşından çok çok olgun gösterecek bir saç yaptıktan sonra muhtemelen kıyafetinde ona eşlik ettirecektir. Beklentimin altında kalacak kısacası. Pekala. Şenol, sen nasıl bir yorum yapmak istersin beklentinle? Murat'ın bizi yanıltmasını çok istiyorum. Saçta biraz bir hayal kırıklığı vardı. Özellikle tarama konusunda özellikle. Daha kalıp gibi bir saç görmüştük. Ama şimdi kıyafetiyle, makyajıyla onu bir bütün halinde gördüğümüzde umuyorum ki Murat onu değiştirmiştir. Bize farklı bir model gösterecektir diye umuyorum. Sinan, sence 19 yaşında bir kız gelecek mi karşımıza? Ben gelecektir diye düşünüyorum. Hani saçıyla ilgili benim sorun ettiğim ya da beğenmediğim bir şey yok. Sadece rengi dışında. Kesimi zaten yaşına hitap ediyor. Sadece taramasıyla, şekillendirmesiyle alakalı bir sorunu vardı. Onu da düzeltmiştir diye umuyorum. Evet, bizi yanıltmasını istiyoruz. Eleştiriler gayet güzel. Bence Murat'ı artık yanımıza alalım. Murat, seni yanımıza alalım. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Yorumları az çok duymuşsundur. Arkadaşların senden aslında Eren dışında gayet olumlu eleştiriler aldım ben. Bana öyle geldi. Saygı duyuyorum. Sonuçta arkadaşlarımız yani herkesin zevke dair bir sunumu vardır. Onlar da gerekli kendilerine göre yorumlarını yapmışlar. Bir tek Eren'in beklentisi düşük. Onun dışında olumlu bir beklenti var. Eren'e söylemek istediğin bir şey var mı? Eren'e söylemek istediğim bu var.
Yani zevkine göre yorumunu yaptı, saygı duyuyorum. Ama ben yaptığım işin arkasındayım. Bununla ilgili hiçbir tereddütüm yok. Arkadaşlarımız da görecek, bütün seyirciler de görecek. Ben kesinlikle arkadaşa yakışacak en güzel imajı yarattığımı düşünüyorum. O zaman karşımıza çok şeker 19 yaşında bir kız bekliyoruz. İsterseniz daha fazla beklemeyelim, ben de merak ediyorum. 5'ten geriye doğru saymak ister misin? Tabii sayarız. O zaman büyük bir coşkuyla. Sayalım arkadaşlarımızla beraber. 5, 4, 3, 2, 1. Bambaşka bir Neslihan görüyorum ben arkadaşlar. İlk yorumu kim yapmak ister? Kırmızı halıya çıktığımda kendimi çok mutlu hissettim. Çok güzel olduğumu düşündüm. Çünkü bayağı bir fark olduğunu düşünüyorum baştaki halimle şu anki halim arasında. Şenol. Şimdi şöyle demin baktığımızda Murat Bey bu sağ tarafı daha yüze doğru düşürerek yüzü kapamıştı. Şimdi onu arka tarafa alarak yüzünü açtığı için çok olumlu bir durum yaratmış. Makyaj tam yaşına uygun olmuş. Asla abartı yok. Orada iyi. Biraz önceki taramanın dışında bir tarama ortaya gelmiş. Buradaki uzunluk daha belirgin bir durum kazanmış. Ve bu sağ tarafı da kulak arkasına alarak Neslihan'ın yüzünü ortaya çıkarmış. Bizim beklediğimiz buydu aslında. Onun için tebrik ediyorum ve eline sağlık diliyorum. Teşekkür ederiz. Eren, hemen senden yorum alalım. Saç, makyaj ve giysi hakkında bana genel bir yorum yap. Genel yorumum şu olacak. Öncelikle fikirlerimizi kayda alıp şekillendirmesini değiştirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kalıp olmadığını bize göstermiş, sağ olsun. Baktığım zaman hala yine kendi yaşından daha üstün bir renk ve açıkçası model görüyorum. Şekillendirmenin bunda faktörü çok baskın. Kıyafet konusundaki seçimleri açıkçası bazı şeyleri kamufle etme çabasında olmuş. Başarılı da olmuş. Çünkü genç bir bayanın pembeye olan düşkünlüğü açıkçası ele alınmış ve gerçekten uyumlu bir kıyafet olmuş. Saçı hala kendisinden büyük yaşta dursa da kıyafeti kendisini tamamlamış diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Kıyafet olayı biraz daha açıkçası durumu yumuşatmıştı. Çünkü 19 yaşında bir kız vardı en nihayetinde karşımızda. Ve ben bir kuaför olarak saça yönelik yorumlarımı kişiyle bütünleşmesi üzerine yaparım açıkçası. Neslihan Hanım'a baktığım zaman sanki olduğunun çok çok, sanki demeyeyim hatta, olduğunun çok çok üstüne çıkmış bir görüntü sergiledi. Gül, sen nasıl buldun? Ben beklediğim gibi buldum. Yani bunu bekliyordum. Böyle enerjik bir renk seçeceğini biliyordum. Tahmin ediyordum daha doğrusu. Yüzü düşüktü, şimdi güldürmüş. Ellerine sağlık, tebrik ederim. Sinan, sana sorayım. Neslihan'ın görüntüsünde hatalı bir görünüm var mı? Yani hatalı ya da değil olarak değil ama benim düşüncem sanki ayakkabısı platform topuk olsa daha hoş dururdu diye düşünüyorum. Yine saçıyla ilgili aynı şeyleri söyleyeceğim. Güzel olmuş. Ellerine sağlık Murat'ın. Sanki kirpik takılmış, kaş boşlukları doldurulmuş, kaşlar netleştirilmiş. Manken modelimiz zaten güzeldi. Daha da cici olmuş bence. Peki Sinan, platform topuktan kastın nedir? Çünkü zaten platform. Yani o zaman yanlış dile getirdim. Hani ince topuk olarak söyledim. O zaman sivri topuklu sivri bir ayakkabı topuk. Giyse daha, evet, kibar ve bence daha kibar ve daha narin olurdu. Biraz kaba gözükmüş. Evet, olabilir. Doğru söylüyorsun. Biraz siyah yoğun gözükmüş. O zaman arkadaşlar, sizi puanlama odasına alalım. Tamam. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek. Murat, seni de böyle alalım. Evet Neslihan, gayet şeker gözüküyorsun. Eline sağlık senin de Murat. Şimdi yıldızlarla haftanın sonucuna giden yol belli olacak. Evet. Bakalım sana kaç yıldız verecekler? Arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Ben başka elimden geleni yaptım, evet, ben zaten. Ben gerekeni diyorsun. Yaptım. Herkesin karşısında gayet net bir şekilde kendime güveniyorum. Teşekkür ederiz. Neslihan, sen de aramıza katıldın. Bizimle birlikte olduğun için sana da teşekkür ediyoruz. Çok şık oldun. İyi ki katılmışsın. Evet, bu aşamanın da sonuna geldik. Artık ikinci günde Murat da çalışmasını bitirdi. Şimdi puanlama sırasına geldi. Bakalım rakipleri Murat'a kaç yıldız verecek? İzliyoruz. Baştan beri çok tedirgindim. Aslında nasıl bir şey ortaya çıkacağını hiç tahmin edemiyordum. Yani böyle bir şey olacağını asla beklemiyordum zaten. Şu anki durumdan çok memnunum tabii ki. Ben Murat arkadaşımıza 5 yıldız veriyorum. Çünkü beklentimi sundu bana. Ufak tefek hataları vardı ama çok da değil. O heyecanla veriyorum ben onun. Ama o hatalar neler?
saçının rengini koyu kullanmalıydı bence. Murat arkadaşıma 2 yıldız veriyorum. Aralarında en çok beklenti içerisine girdiğim yarışmacı açıkçası Murat'tı. Keşke biraz daha cool olsalardı. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umarım siz de beğenirsiniz gibi cümlelerle benim karşıma çıkmış olsalardı. Eminim benden daha yüksek puanlar alırlardı kendileri. Yani biliyorum karşımdaki malzemenin ne olduğunu. Seni şaşırtmayacağım. Göz yaşlarını görmeyiz herhalde. Bizim bir saniye beklerim, bir saniye beklerim. Pardon, 2 dakikanız alabilir miyiz? Ay yakaladım. Evet arkadaşlar. Pardon, evet. 2 dakika. Lütfen 2 dakika. Ay, araba çarpacak lütfen. 2, 1 ve terbiyesiz. Yüzünün düşünü görmeniz lazımdı. Şaşkınlığını açıkçası gizleyemedi. Ve benim saçım çok zordu. Yani kuaförlere gidiyorum, çift tarifi alıyorlar benden. Başlayalım o zaman. Başlıyoruz. Ne ya, 30'lu yaşlardaki kadınların saçı gibi. Bakar mısınız ya, bak bu nasıl bir renk? Ama bu değil, bu zemin. Ama bak şey ben... gibi ya. Beni geriyorsun, ben gerilirsem çalışamam. Ha bırakırım yani ben. Ben de ona kızdım çünkü haklıydım. Ben de haklıydım. Ne olur ne olmaz. Müdahale ederim yani. Sen tepki gösterin. Amacımız zaten sana zorluk çıkartmaktı. Evet, başardınız. Çok iğrenç bir renkti. Sevmediğim bir renkti. Bitireceğini zannetmiyorum. Sizden ekstra zaman istiyorum. Bir anda kafam dağılınca yanlış bir kararın kurbanı olmuş oldum. 3, 2, 1. Modeli ilk gördüğümüzde bence model daha güzeldi. Evet, Murat arkadaşımın bugünkü performansına bakarak kendisine 1 yıldız veriyorum. Herkes kendi modelinin baştan sona bütün işlemlerini kendisi yapsın isterdim. Yani burada şunu kastetmek istiyorum. Makyajı da Murat arkadaşımızın yapmasını tercih ederdim. Madem bu bütün bir olay, bütünlük görmediğim için 1 yıldız veriyorum. Murat arkadaşımıza 3 yıldız veriyorum. Bunu tamamıyla sanatına yönelik olarak değerlendirerek verdim. Kesim tarzı hoşuma gitti. Asimetrik kesimler benim de tercih ettiğim modellerdir. Tarayışında bir problem vardı. Sonrasında onu düzeltti. O açıdan bir sorun yok. Fakat renklendirmesinde dediğim gibi zaten cansız bir renk olarak geldi. Yine devamında soluktu. Rakiplerinden toplamda 11 yıldız alan Murat Bey, 10 yıldız alan Şenol Bey'i geride bırakarak ilk sıraya yerleşiyor. Murat Bey elde ettiği bu avantajı rakiplerinin karşısında koruyabilecek mi göreceğiz. Annem, babam. Seni mi vermişler? Yok, 2 kardeşimi. Öyle mi? Aynen. Ya, tabii kim ister ki çocuğunu vermesin de o zaman şartları dediğim gibi yani mecburiyetten verdi. Ben fazla mı geldim? Bizi neden verdiniz? Tabii falan psikolojik filan. Olarak aynen, onu hisseder. Konuşmuyorlar. Ne ya, 30'lu yaşlardaki kadınların saçı gibi. Bakar mısınız ya, bak, bu nasıl bir renk? Ama bu değil, bu zemin. Ama bak şey ben... gibi ya. Beni geriyorsun, ben gerilirsem çalışamam. Ha bırakırım yani ben. Ben de ona kızdım çünkü haklıydım. Ben de haklıydım. Ne olur ne olmaz. Müdahale ederim yani. Sen tepki gösterin. Amacımız zaten sana zorluk çıkartmaktı. Evet, başardınız. Çok iğrenç bir renkti. Sevmediğim bir renkti. Bitireceğini zannetmiyorum. Sizden ekstra zaman istiyorum. Bir anda kafam dağılınca yanlış bir kararın kurbanı olmuş oldum. 3, 2, 1. Modeli ilk gördüğümüzde bence model daha güzeldi.